40 yıl hatrı olan Mırra'nın ikramı belli bir düzende yapılır. Geleneğe göre güvenilir, mert, cömert, konuksever ailelerce ikram edilir. Bir ailede ata, dede acı kahve ikram etmemişse çocuklarının da kahve ikramı hoş karşılanmaz. Bunun için mahalle veya köy büyüklerinin katılacağı bir yemek tertip edilir. Bu yemek sonrasında orada bulunan büyüklerden izin alınır ve daha önce ailesinin büyükleri tarafından mırra ikram edilmemiş kişiler artık mırra ikram etmeye başlarlar. Pişirilip hazırlandıktan sonra servis edilmek üzere ibriğe konulan mırra sadece bu işi yapmakla bilinen kahveciler tarafından ikram edilir. Sol elde iç içe konulmuş fincanlar, sağ elde ibrik ile mırranın nasıl ikram edildiğini ve içerken nelere dikkat edileceğini gelin kahveciden dinleyelim. Kadim Mardin şehrimizin geleneği olan mırra hazırlanışı taze kahveyi alıp kavuruyoruz. Daha sonra el değirmeniyle öğütüyoruz. Soğuk su içine karıştırıp kakulemizi ekliyoruz ve saatlerce kaynatıyoruz. Mırra acı demek. Taziyeleri de veriyoruz insanların acılarını paylaşmak için. Düğünlerde de veriyoruz yemekten sonra yemeği sindirsin diye. Saatlerce kaynattıktan sonra ortalama 6 saatten sonra 3 kez kahveyi süzüyoruz. Daha sonra ibriğimizi ekleyip servisimizi yapıyoruz. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı olan kahve bu kahvedir. Mırra, Arapça'da acı anlamına gelen mır kökünden türetilmiştir. Bir kahveden daha çok hazırlanmasından sunumuna kadar bir kültürün sembolüdür. Acıyı acıyla paylaşmak için taziyelerde ikram edilen mırra, düğün, doğum, bayram, sünnet ve misafirliklerde de halen ikram edilir. Mırranın hazırlanmasında ona has araçlar kullanılır. Kahve çekirdekleri kahve tasında kavrulur ve el değirmenlerinde çekilir. Farklı boylarda 6-7 adet gümgümde pişirilir. Dağıtılmak üzere kahve ibriğine konur ve ona özel olan mekavi fincanlarıyla ikram edilir. Kahvemiz hazır hale geldi. 6 saat kaynadıktan sonra, dinlendikten sonra sunuma hazır oldu. Fincanın bir özelliği var. İkram edildikten sonra masaya bırakılmaz. Bırakıldı mı, bunun bir cezası vardır. Eğer ikram eden kişi evliyse fincanı altınla doldurursunuz. Bekarsa çeyizini düzersiniz. هاي قهوة المرة يلزم خفيف الجرة